Merhaba arkadaşlar, ben Zülküf. Minecraft'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bulgaristan göçmeni bir arkadaşımızın gönderdiği hayran haritasını oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşımız Discord'dan yapıp gönderdi. Öncelikle kendisine bize böyle bir harita yapıp gönderdiği için çok teşekkür ederim. Hatırladığım kadarıyla haritanın 9 bölümden oluştuğunu belirtmiş. Yani 9 adet oyun var haritada arkadaşlar. Haritanın nasıl olduğunu merak ediyorum. Hemen hızlı bir şekilde haritaya girmek istiyorum arkadaşlar sizlerle beraber. Eğer siz de Discord'a gelip benimle beraber komutlar yapıp veya bir harita yapmak istiyorsanız Discord sunucumuz açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Oradan gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada girişte Game Mode 1 yani Creative moddaydım. Ben kendimi Survival aldım arkadaşlar. Şu anda bir komutlar tıklayamıyorum. İçerisinde ne olduğunu göremiyorum. Namı değer komutçu Zarok demiş. Bence o kadar da namı değer değilim. Yani şöyle şu yönde hiçbir hani benden daha iyi komut yapanlar da var demek istiyorum. Lobiye aktar kendini demiş. Bas diyor. Basalım. Aktarılıyorsunuz. Sol altta birkaç bir şey var. Bunu bakalım ne yazmış. Merhabalar Zülküf abi. Oyun içi adın Zarok demiş. Abim hepime hoş geldin. Umarım eğlenirsin. İyi şanslar, iyi oyunlar dilerim abi demiş. Teşekkür ederim. Umarım güzel bir oyun olmuştur. Hemen hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Şurada neler var bakalım. Bunlar oyunlar arkadaşlar. Evet, bunlar oyunlar. Şurada yapımcılar için bas demiş. Basalım. Başka bir yazı yok değil mi? Evet. Şurada yapımcılar var herhalde ama ben yapımcı değilim. Reis Zarok demiş. Çok sağ olasın kardeşim. Zelon yardımcı demiş. Ve Burak TR 2500 yönetici arkadaşlar. Başka da bir şey yok herhalde burada. Hemen hızlı bir şekilde oyunlara geçmek istiyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bilgi için bas demiş. Öncelikle F3'te yapıp eski bilgileri silmek istiyorum. Bilgi için bas demiş. Bu arada arkadaşlar şöyle bir bilgi vermek istiyorum size. Böyle yazılar yazacaksanız ve uzun yazılar ise genellikle karışık renkler kullanmanız daha iyi olacaktır. Hem okunma açısından hem de göze hitap açısından daha iyi olacaktır arkadaşlar sizin için. Bilginiz olsun. Benim adım Mehmet ve Zülküf abi sana ilk kez bir map yapıyorum. Daha önce hiç kimseye böyle mapler yapmamıştım. Bu bir ilk, kötü olduysa lütfen kusuruma bakma demiş. Arkadaşımız ilk defa yapıyorsa bile önemli olan, hani benim için önemli olan map'in kötülüğü veya iyiliği değil, beni düşünüp bir map yapmasıdır arkadaşlar. Çok teşekkür ederim kendisine. Kötü olduysa kusura bakma demiştik. Evet, bu buildim birazcık berbat. 16 yaşındayım, göçmenim. Göçmenim abi. Bulgaristan bir komut bloğu bölümünde oyun kutusu YT demiştin. Demiştim. Hatırlamıyorum ya. Üzerinden zaman geçmişse hatırlamayabilirim. Ama neden olduğunu söylememişsin. Yani nerede, ne için demişim. Bir komut bloğu bölümünde oyun kutusu YT için demiştin demiş. Büyük ihtimal arkadaşımız şey demiş olabilir. Hani ben bazen daha önceki bölümlerde hangi konularda komutlar yatmamı istiyorsanız bunu belirtin demiştim. Bir arkadaşımız belli bir komutu yazarken onun fikri olabilir. Onun için yazmış olabilirim belki. Demiştin abi. Teşekkür ederim. Bir de bu haritada World Edit kullanılmamıştır demiş. Teşekkür ederim ben böyle bir bilgi verdiğin için. Kurallar demiş. Öncelikle tekrardan F3'te yapalım. Kurallara bakalım. Lütfen blok koyup kırmayın. Game Mode 1 zorlanmadıkça lütfen geçmeyin. Hile yapmayın. Lütfen Game Mode 0'da oynayın demiş. Teşekkür ederim. Zaten Game Mode 0'a almıştım ben. Şimdi Zülküf Sözer için bas demiş. Merak ediyorum ne yazmış. Zülküf Sözer kanalına abone olmayı unutmayın. Zülküf abi adamsın. İyi oyunlar dilerim şimdiden demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Sen de adamsın. Evet, bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hemen video biraz duraklatıp aşağıdan kanalıma gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim size de abone olduğunuz için. Bu arada başka bir şey var mı? Buraya geçin, içeride seni bekliyorduk demiş. Buyurun geçin, pardon. Buyurun geçin, içeride seni bekliyorduk demiş. Aşağıya iner. Güzel güzel. Yukarı çıkar. Ama öncelikle bir buraya bakalım. Başka bir şey var mıydı? Burada yazılar varmış. Zarok bir komutçu, hatta komutçu ustası kanalı var. Evet arkadaşlar, kanalımın ismini yazmış. Buralarda bir yazılar var da bunun önce ne var? Burak TR2500 yapımcı ve YT aynı zamanda komutçulukta demiş. Bu da YouTube kanalı var arkadaşlar. Arkadaşımızın kanalına gidip abone olabilirsiniz. Oyun kutusu YT demiş.
Zealon komutlara yardım eden ve yardımcı bir buildçi demiş. Sanal Creeper YouTube kanalı. Başka da bir şey yok herhalde. İçeridekilere bakmak istiyorum. Burada başka bir şey yok değil mi? Pardon. Şurada bir şeyler var da. Ha, bunlar kafalarımız arkadaşlar. Şöyle bir şeyler var. Burada da görmüyorum. Dışarıdan baksam görünür mü? Kızıl taşımı versem cevherim olur musun? Elmas değil miydi o? Kızıl taşımı versem cevherim olur. Güzelmiş. Şu balta ne adam ne ağaç kesti. Oo, şekilli sözler. Her delikanlının bir yürüyüşü vardır ha. Son kez beraber PvP. Zerlon. Emirhan'dı galiba ya. Emirhan'ın söyleyişiydi o. Bir son kez bir PvP daha atalım demiş. Kızıl taşımı versem cevherim olur musun tekrardan? Aynı şey. Balık zamanı. Her diğerleri aynı galiba. Şunu al, iyi günde kullanırsın. Hediyem olsun. Bak onu alırım işte. Onu alırım. Ne demiş? Gül versem son kez güler misin? Son kez değil de gülerim ama. Arkadaşlar oyunlara geçelim herhalde. Başka da bir şey yok. Güzel. Levation arkadaşlar bunu öğrenmek isteyenler de Levation komutunu kullanabilir. Efektler Levation komutuyla şöyle uçurabilirsiniz ya da kendinizi aşağı indirebilirsiniz arkadaşlar. Sizin de bilginiz olsun. Başka da bir şey yok herhalde. Oyunlara geçelim arkadaşlar. Soru cevap. Odadan kaçış. Buton bulmaca. Mob arena. Saklanan düğmeyi bul. Kasılma başlasın. Pigmanları öldür. Altını kap. Madenlerdeki... Ses geldi sanki. Bir yerde müzik kutusuyla bir ses geliyor arkadaşlar. Ne demiş? Madenlerdeki alması bul. Köylülerden düğmeyi al demiş. Final. Hadi bakalım arkadaşlar. Soru cevaptan başlıyorum. Ben kaç yaşındayım demiş. 16 idi Mehmet. Silmiştim. Şimdi kopya çekmeyi. 16 idi diye hatırlıyorum. Aynen. Üzgün sözler. Kanalın en son abone sayısı kaçtı? Şimdi bana gönderdiniz. Şu anda 1400'lerde olmam lazım arkadaşlar. 1441 diye görmüştüm. Şu anda daha fazla da olabilir. 1136 diyelim. Zülküf Sözler'in yaşı kaç? Arkadaşlar ben 24 yaşındayım. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa 22 yaşında değilim. 24 yaşındayım. Haritanın yapımcısının oyunun adı ne, şey adı neydi? Burak. Burak şey kendi skin yani oyundaki ismiydi. Mehmet'ti diye hatırlıyorum. Zülkü Sözler kanalında herhangi bir video çekiyor. Hangi kanalda hangi videoları çekiyor demiş. Minecraft komut blokları, öğretici videolar. Yani doğal olarak benden sormuş. Harita yapımcısı nereli? Bulgaristan göçmeniydi arkadaşlar. Son olarak galiba var mı başka? Varmış. Zülkü Sözler parkur yapmayı sever mi? Arkadaşlar bilmeyen arkadaşlarımız varsa söyleyeyim. Hiç sevmiyorum. Parkur yapmayı hiç sevmiyorum. Ben genellikle oyun tarzlarında oynamayı değil de kodlamayı seven kişilerdenim. Yani oyunda genellikle üretmeyi severim. Final. Şuradan. Nereden çıkıyoruz? Var mı başka bir şey? Hah, attı bize. Odadan kaçış. Arkadaşlar bir de odadan kaçış varmış. Burada bir yazı var. Bu ev hikayesi veya senin buraya nasıl geldiğin. Merak ettim. F3'te yapıyorum şimdi ilk olarak. Basalım şuraya. T'ye basalım. Arkadaşlar şunu da az önce dediğim gibi hani bu kadar uzun bir yazınız varsa renklendirin. Sarı yapın. Bir aralarında kırmızı koyun. Mavi yapın. Çünkü hem okunma açısından daha iyi olacaktır. Hem de okuyan kişi gözü yorulmayacaktır arkadaşlar. Bu ev 1997 yılında kuruldu ve sahibi bu evi yaparken bu ev kapı koymayın ben bu evin çıkışını farklı yapacağım diyerek işçilere haber verdi ve işçiler de böyle yaptı. Merak ettim. Bir gün bu evin sahibinin hastalandı ve kalp krizinden gitti. Allah rahmet eylesin adama. Kalp krizinden gitti adam demiş. Yazık. Evet ne yazık. Neyse, bu ev yıllar yıllar böyle kaldı. Ta ki bugüne kadar bu evin sahibinin kızı seni buldu dışarıda gezerken. Allah Allah, nerede bulmuş? Ve kafana bir sopa yardımı ile vurdu demiş. Ne kadar hain bir kızmış bu böyle. Ve seni bayıltıp buraya getirdi. Ardından buradan kaçtı ve geri ülkesine döndü. Amacı burada birinin öldürüp onun babasıymış gibi gösterip
oradan kaçmaktı ve öyle de oldu. 2-3 kişi öldürmüştü ancak cesetleri bulunamamıştı. Ne oldu bilmiyoruz. Tam biz de sen de kapıyı aradın aradın ve bulamadın. Açık bir cam vardı ama o cam da fayda etmedi çünkü camın nasıl yaptıysa kilitlenmiş. Maşallah. Ve o camdan dışarı çıkamıyorsun. Şimdi sana bir iş düşüyor. Bu evden sıfırlanet butonu bulmak düşüyor. Hile yapmadıysan sana iyi oyunlar dilerim. Umarım bu bölümü geçerken eğlenirsin. Bol şans Zülkif abi demiş. Arkadaşlar ben dediğim gibi hani aralara bazen renk koymanız daha iyi olacaktır. Hem okunma açısından hem de daha iyi görebilme açısından. Şurada bir buton daha var. Kaçış diyor da herhalde bildiğimiz olan kaçış değil. Ne demiş? Merhaba Zülküf abi. Umarım bu map'te düğmenin nerede olduğunu bulabilirsin. Bir ipucunu bakmayayım arkadaşlar. İpucuna bakmayalım. Eğer bulamazsak bakalım. Kaç. Evet. Görünmez bloklarla kapatmış. Herhalde burada kaçmak için bir yer arayacağız. Şu ne? Kıralım mı? Game of 06 da bizi. Arkadaşlar ne burası ya burası? Niye bu kadar yüksek? Herhalde buradaki kısımlar halı. Şuradakiler de yün arkadaşlar. Ondan böyle. Ay, ben nereden kaçacağım? Şurada bir şeyler var mı diye baktım da. Şu tarafta bir şeyler falan. Herhalde kaçacağım bir yer yok. Aha. Burada bir şey var. Aa, buldum. Bak şurada. Aynen. Herhalde odanın kaçış böyleydi. Merak ettim. Geriye kalan yazı ne? Nerede bir ipucu demişti en son. Evet, bir ipucu gibi bir şey vereceğim. Düğmeyi bir yerlerde kırarak bulabilirsin. Bir yerleri kırarak bulabilirsin. Allah Allah. Tabii ki tahtaları, camları vesaire kırmak yasaktır. Yine evin içerisindekilerini kırabilirsin demiş arkadaşımız. Dışarıdaki kıramazsın. Burada iki tane yer bulunmaktadır. Buton yerleri, halının, merdivenin vesaire kullanabilirsin demiş. Biz sandığın altında bulduk. Odadan kaçışta tamam. Buton bulmaca var arkadaşlar. Yapma. Sevmiyorum bunu. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım o zaman madem arkadaşım böyle bir şey vermiş. Arkadaşlar böyle basit oyunlar olmasa sevinirim. Genellikle hikaye tarzı oyunlar daha güzel oluyor. Ama yine sizin fikirleriniz bana harita yollarsanız inceleyip tabii oynayabilirim. Buradan başlarım en baştan. Şurada. Bu kadar mı? Başka bölüm yok mu? Güzel. 9 bölüm. Arkadaşımız çok yorulmayalım diye herhalde şey yaptı arkadaşlar. Kısa kısa bölümler oluşturmuş. Buton bulmaca da tamam. Mob arena demiş. İlk önce moblarını çağırman gerekecek demiş. Başka ne yazmış? İçeri girmek için butona bas. Eşyaları almak istiyorsan buna bas demiş. Alalım eşyaları. Şöyle şunları pardon. Şunları bir giyelim. Şöyle 1, 2, şöyle yapalım. Başka bir şey var mı? Nereden çağıracağım peki mobları? Şurada bir şey var da. Herhalde bunlar. Oldu mu? Aa evet olmuş. Ben burada öldürürüm ki. Ben buradan öldürürüm ki. Neyse ben riske atmayayım. Bir tane büyüğümü alayım. Şöyle içeri girelim. Yavaş gelin. Ben elma yemedim mi? Elma yedim diye hatırlıyorum ben. Arkadaşlar genellikle böyle basit şeyler yapacağınıza kendinize bir boss yapabilirsiniz. Bunun yakında bir videosunu çekerim ben arkadaşlar. Kendinize boss nasıl yapabilirsiniz diye. Ben videosunu çekerim. Oradan siz daha rahat görüp derken öldük arkadaşlar. Bu ne? Niye burada doğduk? Arkadaşlar buraya geri geldim. Az önce oyun beni attı başka bir yere. Şöyle pardon. Şöyle şuraya bir kısıtlayayım. Sınırsız eşya alabiliyor muyum buradan? Ne güzel. Az önce ben sanki elmayı yemiştim ya. Şöyle bir daha giriyorum içeriye. Hop. Yavaş. Yavaş. Hadi gelin bakalım.
sen. Tamam. Herhalde bu da sonuncusu. Başka yok galiba. Şunları da alalım, yerde lag yapmasınlar. Bitti arkadaşlar. Neyse, mob arena da bitti herhalde. Ne demiş? Hepsini öldürdükten sonra buraya gir demiş. Lobby'ye dön. Bunları üstünden atmam gerekiyor mu, kalması gerekiyor mu bilmiyorum. Neyse, kalsın şu anda üzerimde. Ne demiş? Mob arena tamam. Saklanan düğmeyi bul demiş. Şunlar kalsın, belki acıkırım. En nefret ettiğim bir şey. Ne demiş burada, biraz yazıları. Buradaki amacın düğmeyi bulmak. Burada düğme var. Koyduk. Ara bul. Ben bile bulurken zorlandım abi. Düşün artık. İnşallah sonra bir şey yapmamışsındır. Sadece dikkatli bak, düğmenin nerede olduğunu görebilirsin demiş. Arkadaşlar böyle düğmeler eğer duvarda falan varsa şöyle yandan bakarak giderseniz daha rahat bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama buradan sonrası karanlık olacaktır. Seviyem nasıl, ben bir ona bakacağım. Görüntü ayarları, parlaklık full arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur. Görmüyorsanız kusuruma bakmayın arkadaşlar. Şöyle şu taraflara bakayım. Genellikle bu tarz şeyler için yani duvarlara bakıyorsanız şöyle yaslanıp bakmanız daha iyi olacaktır da. Yok duvarda. Acaba tavana falan mı koydum? Şöyle gidelim. Aha, burada bir şey var. Aha, burada. Buldum. Başka ne demiş? Kasılmaya başlasın demiş. Saklan düğmeyi bulduk. Kaç oyun var bir arada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var. Evet, arkadaşımız dediği gibi biz 2, 3, 4, 5 tanesini bitirdik. 6.sına geldik. Kasılmaya başlasın. Aha, o ses buradan geliyormuş. Büyük ihtimal ölen şey Endermite'lar arkadaşlar. Endermite'a isim vermiş arkadaşımız. Şöyle doğuruyor. Doğurduktan sonra şuradaki komut blokları test edip öldürüyor. Ve tabii öldürdükten sonra da şuraya bir şey kızıl taşı spamlıyor. Ama bu rastgele olur. Yani herhangi bir müzik ritmi yok ki burada. Neyse, kasılma başlasın. Bu bildiğimiz odadan kaçış şekli diyelim. O zaman hemen hızlı bir şekilde yapalım. Oo, sınırsız yapmış bir de, güzel. Güzel güzel. Arkadaş biraz iyi yapmış. Şunu sınırsızlaştırarak şöyle hepsini oradan çevirelim. Şöyle bir şunu alalım. Başka bir şey var mı? Şöyle hepsini çubuk yapacağım. Yapmasaydım yeni bir işte bırakabilirdim bence ya. Şöyle şunları da alalım. Üç tane taş yeterli şu anda. Fırın var mı? Yok. O zaman 8 tane daha alalım. 11 tane olacak toplamda. Dokuz, 10 ve son olarak 11. Tamam. Bunları da alalım hemen. Bir fırın ve bir taş kazma. Şöyle taş kazmamızı da yapalım. Taşla demir, 3 tane demir alacağım arkadaşlar. 2, 3. 1 tane kömür yeterli. Çünkü bir kömür materyali toplamda, şunu şöyle bakayım, toplamda 8 adet item pişirebiliyor arkadaşlar. Ben buraya keseceğim siz gelene kadar. Evet, itemlerimiz pişmiş. Bu müzik beni rahatsız etmeye başladı. Belki arkadaşımız iyi bir şey olduğunu düşünüp yapmış ama müzik beni rahatsız etmeye başladı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle son olarak elmaslarımızı kazıyoruz. 2, 3. Şöyle pardon. Şöyle elmaslarımızı da böyle alalım. Enchant var mı? Enchant yok. Neyse, kazmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, hala buraya kadar izliyorsanız ve abone değilseniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Arkadaş yapma ya. Kaç katlı yaptın?
Abim sen ne yaptın? Abi dört katlı obsidyen yapmış ya. Sabahtan da kırıyorum. Bitti. Toplamda 8 tane obsidyen kastım ya. Neyse şimdi güzel kastım, belki işimize yarar. O da bitti. Oh müzik gitti çok şükür. Ne vardı? Kasılma başlasın demiştik. Pigmanları öldür. Altını kap demiş. Yapalım onu da. Benim itemlerim var. Başka item verecek mi? Zülkif abi buna basar mısın demiş. Basalım. O biraz var yine bakalım. Öncelikle bir arkadaşlar F3 de yapalım. Şöyle bir daha basacağım. Ne demiş? Bir dakika. Merhaba Zülkif abi. Burada domuz adamlardan 12 tane altın düşürmeye çalışacaksın demiş. Düşürdüğünde ise özel köylüden bir tane elmas kazma alacaksın. Ardından 2-3 tane daha zombi pigman keseceksin ve köylüden düğme alacaksın. Düğmeyi aldığında kırdığın obsidyenlerin oraya koyacaksın ve kırmızı işaretli yere koy. Parantez içerisinde belirtmiş. Düğmeye basıp lobiye döneceksin demiş. Hadi bakalım. Bir önceki bölümden Allah'tan kılıcımız var. 2 tane kılıcımız var. Elmas kazma var ki. Neyse arkadaşlar hile yapmayalım. Şöyle. Zombi pigmanları spam et demiş. Ben bunları vurmadım sürece bunlar bana vurmuyor. Kardeş kardeş yaşarız biz böyle. Arkadaki vurdu. Şöyle iki. Acaba kaç tane zombi pigman var ki? Üç tane geldi. Şöyle bunları bir dakika kapatacağım. Şöyle bir tane daha yiyeyim. 4 verir. Şöyle. Oo, bayağı zorlayacak bunlar beni. Allah kaç. Şöyle etraflarından dönersem iyi olacak. Uu, kaç 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 kaç. Şöyle kaçalım. Vursana değmiyor. Vurduklarım şöyle hızlı bir şekilde öldüler. 7 tane altın oldu. Oo canıma bak. Hiç canıma bakmıyorum valla. Tane demişti galiba. Bir dakika kaç altın toplayacağız? 12 tane altın düşüreceksin. 2-3 tane daha zombi pigman keserek köylüden düğmeye alacaksın demiş. Bu köylü nerede? Şu an içerisinde mi? Hoş geldin ne istersin? Arkadaşımız 12 dedi fakat 10 tane istiyor. Düğme içinde 5 tane istiyor. Peki. Elimde kaç tane var? Yani toplamda 15 tane toplamam lazım. Şimdi yani bir nevi aynı şeye denk geliyor. 2-3 tane 3 orada 12 15 tane şey lazım. Adı ne? Altın parçacı. Bir an ismini unuttum. Biraz daha zorlaştıralım. Umarım bunlar yeterdir. Aha, cüce geldi. Kaç kaç kaç. Aa, geliyorlar. Kaç. Aa, öleceğim. Arkadaşlar buraya geri geldim. Sürekli beni başka bir yerde ışınlıyordu. Şöyle yapalım. Spam point. Enter'layayım. Beni burada spamlı şu anlık. Şu anda bununla bana sinirim hala. Değil. Değil. Güzel güzel. Ben eşyalarımı alayım. Bir dakikanızı alacağım ya. Küskünlük kırgınlık olmasın lütfen. Ben şöyle bir kaçayım tekrardan. Kalsana. Şöyle tekrardan itemlarımı giyeceğim. Şöyle şunu bire. Şunu şöyle alalım. Şundan bir tane yiyeceğim arkadaşlar. Öncelikle bir büyülü elma yiyeyim. Şimdi dalabilirim bunlara. Toplamda Junior olanı bir öldürelim arkadaşlar. Yani böyle de olmaz ki. Kaç kişisiniz arkadaşlar yani? Askerler. Evet, bitirdik. Toplamda tam 15 tane.
Yani hile yapmak istemediğim için üzerinde elmas vardı zaten. Tam 15 tane şöyle bir tane kazma alalım. Şöyle bir tane de düğme alalım. Yani inşallah bu da beşli onlu değildir yani. Geçen gün dörtlü şey yani geçen gün diyorum ya. Az önce dörtlü obsidyen kazdım ya. Yapma. Şükür. Aha, kaç? Arkadaşlar dörtlü dörtlü obsidyen kazdım ya. Baksanıza 16 tane obsidyen var üzerimde. Başka ne var? Pigmanları da öldürdük. 2 tane kaldı. Sonuncusu final. Madenlerdeki elması bul demiş. O zaman bunları bir atalım kenara. Ne demiş? Düğmeyi buraya koy. Şuraya. Bakalım. Diamond Villager. Evet, elmasları bulup taş alacağız. Zümrütlerle de çubuk. Çubuk ne işimize yarıyor ki? Merak ettim, çubuk ne işimize yarıyor. Neyse. Aa. Bende elmas kazma var ki ben onu kullanmam. Ha şurada. Elmas kazmam var benim, tamam mı? Kullanmam ki. Neyse. Bir, ha, şurada bir. Zümrüt de var. Hile mi yapsak acaba zümrütte? Şöyle bir elmas daha burada. Abi şurada bir tane de elmas var. Toplamda kaç elmas lazım? 7 tane. Valla ben alırım. Beni ilgilendirmez. 3 tane elmasım mı daha 4. Aa, ne oluyor kardeşim ya? Bir örümcek ağlarımız eksikti. Arkadaşımız nereye koydu acaba bu geri kalan elmasları? Şöyle. Burada bir şey var. Az zümrüt. Tamamdır ya. Zengin olduk. Zümrütten zengin olduk, elmastan değil. Yani ben tek tek arayacak mıyım buraları? İnşallah bayağı uzun değildir. Bir tane daha. 6 oldu. 6 mı istiyordu? Abi bir tane daha şey varmış burada. 6 istiyordu galiba ya. Bizim köylü nerede? Abi bir tane de burada. 8, 7 oldu. 7 oldu. Arkadaşlar bizim köylü nerede? Kayboldum. Şu ışıkları takip edersem herhalde varacağım. Bir tane daha zümrüt. Dümdüz gideceğim. Koylu. Aha, köylünün ismini gördüm. Koylu Bey. Koylu Bey. 7 tane elmas getirdim. Koylu Bey. Bak, 7 tane almasın al. Ben bilmem. Buraya koy diyor. Şuraya koy diyor. Ben yanlış anladım. Neyse. Madeni de yaptık ve final diyor. Ho, bunu beğendim. Bunu beğendim. Teşekkür ederim. Zülküf Sözer demiş. Başka da bir şey var mı? Ne demiş? Tekrardan merhaba abi. Ben yine geldim. Nasılsın? Oyunları bitirdin. Umarım eğlenmişsindir. Ben yaparken cidden çok eğlendim. Oynayacağın için çok heyecanlıyım. Umarım oynarsın. Abi teşekkür ederim. Bir de bu yıldım kötü olduysa özür dilerim. İsmini böyle yazmak istemezdim. Discord Burak Tere yazmış arkadaşlar. Discord'una vermiş. Abi eklersen sevinirim. Arkadaşlar siz zaten eklerseniz ben kabul ediyorum. Bu arada bu hani arkadaşımız bu yazıyı bence oyunun başına eklemeliydi. Çünkü bu oyunun başına eklenecek bir yazıymış gibi görünüyor. Arkadaşlar bir Game Mode 3'ü aldı galiba. Evet. Yani bakalım burada ne var. Dikkat, içeri girmeden önce sağdaki yazıyı okuyunuz. İçeride çalışmakta olan komut blokları vardır. Dikkatli olunuz demiş. Merak ettim bunlar ne? F3 en yapacak arkadaşlar fakat şöyle.
Weather clear. Evet arkadaşlar, bunlar sürekli yağmur yağmamasını ve gündüz olmasını sağlayan konutlar. Labela falan. Bu kadar mı? Bitti. Arkadaşlarımıza yani iki kişi yaptı galiba bunu. Zelon ve Burak TR2500, ikisine de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle bir oyun yaptıp bana gönderdikleri için. Şurası neresi? Zeylon ve Burak TR2500 aynı. Kendilerine çok teşekkür ederim böyle bir harita yapıp gönderdikleri için tekrardan. Harita ellerinize sağlık. Yani build konusu falan benim çok umurumda olan bir şey değil de buraya gelmedik herhalde. Build konusu benim umurumda olan çok bir şey değil. Önemli olan haritanın hani işte beni düşünüp yapmanız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim tekrardan dediğim gibi. Haritanız güzel. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Böyle bir harita yaptığınız için size çok teşekkür ederim. Yani gezmeye çalışıyorum acaba uğramadığım yerler var mı diye. Neyse bu kadar arkadaşlar. Şöyle Zülküf Sözler'in yanına da gidelim. Orada da bizim videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz de harita yapıp göndermek istiyorsanız kanalımın hakkında kısmında kendi mailim vardır, oradan da bulabilirsiniz mailimi arkadaşlar. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim böyle harita yolladıkları için. Ben eğlendim oynarken, umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.